Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte elma sirkesi yapacağız. Şöyle maydanozlarımı da göstereyim. Bu arada maydanoz ekimi hakkında yoğun istek var. İşte maydanoz ekiyoruz ama çıkmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda da bir video yapmayı düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Elma sirkesi yapıyoruz. Elma sirkesini herhalde kullanmayanınız elma sirkesinin ya da diğer sirkelerin faydasını bilmiyor olamazsınız. Ama elma sirkesini evde doğal olarak hiçbir katkı maddesi koymadan kendimizin yapması apayrı bir hem keyif hem de sağlıklı beslenmemiz için bence bir gerek. İşte bunun için ne yaptık? Şöyle elma. Ben karışık elmalardan kullanıyorum. Yani kimisi bunu sadece kırmızı elmadan yapıyor. Ama ben bunu böyle karma daha çok seviyorum. Daha değişik, aromatik bir tadı oluyor. Yaklaşık 1 kilo elmadan yapacağım ben. Şimdi sirke deyince önce lezzet aklımıza geliyor mutlaka. Tabii ki o hani kimisi salatalarda sevmez pek sirkeyi. Ama ben yaz dönemlerinde inanın yani bahçe limon da kaynasa sirkeli severim salatayı. Çoban salatasını mis gibi kokar. Hatta hatırlarsınız çocukluğumuzda Adile Naşit'le Münir Özkul'un bir filmi vardı. Turşucu bir aile. Ayrılmışlardı bunlar. Çocukları vardı. Neşeli Günlerdi sanki ismi. İşte turşu sirkeyle mi olur, limonla mı olur diye. Bu tabii işin içinden çıkılamaz bir durum yaratmıştı. Herkes zevkine göre, canı nasıl istiyorsa o şekilde. Sevebilir, yapabilir salatayı. Şimdi öncelikle sirke, malum şimdi şu aralar koronavirüs salgını, dezenfektan çok önemli. Daha önce çekmiş olduğum limon yağı videom gerçekten hani kendi kanalımdaki diğer videolara nazaran ortalamanın üstünde gidiyor. Bunda tabii ki şu anki konjonktürün de etkisi var. Dezenfektan olması. Evet, sirke de hele elma sirkesi de üzüm sirkesine nazaran daha güçlü, daha böyle sert olur. Müthiştir. Yani tat olarak değil, aynı zamanda dezenfektan olarak da müthiştir. İşte dezenfektan özelliği var. Bunun dışında fermente bir ürün olduğu için özellikle sindirimle ilgili sıkıntı yaşayan insanlar için çok önemli. Diyabet hastaları için özellikle kan şekerinin düşürülmesine çok katkı sağlıyor. İşte bunun dışında dermatolojik olarak tırnak mantalları, sivilceler, işte siğiller bunlar için de çok faydalı. Yine içinde bol miktarda potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum bulunduğu için yani mineraller konusunda da çok faydalı bir ürün.
Yine içinde bulunan A, B, C ve E vitaminleriyle bağışıklık sistemimizin güçlenmesine de katkı sunuyor. Yine özellikle kolesterol, kalp rahatsızlığı yaşayan kişilerin kolesterollerinin düşmesi konusunda da çok faydalı. Kolesterol düşüren bir etkisi var. Tabii dezenfektan olunca bakterileri yok etmesi, öldürmesi, aynı zamanda bu özelliğinde doğal bir tonik etkisi de yaratıyor sirke. Yüzümüzü sirkeyle sildiğimiz zaman, yüzümüzü bırakın gümüşlerimiz bile parlıyor sirkeyi kullandığımız zaman. Malumunuz biliyorsunuz. İşte bu bağlamda işte sulandırarak ev temizliğinde, özellikle son dönemde bulaşık makinelerinde de çok sıklıkla kullanılıyor. İşte bunun dışında tokluk hissi veriyor sirke. Yani üzüm sirkesi tabii ki o da çok faydalı ama hani elma sirkesinin bu sirke kokusu birazcık daha farklı. Üzüm sirkesi birazcık daha sanki insanları sirketen soğutuyor. Sirkeyi sevmeyen insanların belki takıldığı konulardan biri bu. İşte tokluk hissi vererek kilo vermeye de fayda sağlıyor. Duymuşsunuzdur yine. İşte uzmanlar, hekimler, kimyagerler ya da diyetisyenler sabah aç karnına işte ılık suyla karıştırıp içtiğiniz zaman hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de tokluk hissinden faydalanarak yağ yakımına da faydası olduğunu söylüyorlar. İşte bunun dışında az önce dedim hani cilt temizliğinde tonik olarak kullanılıyor ama güneş yanıklarında da mesela denize gittiniz oldu ki yandınız. Sulandırarak güneş yanıklarında da cildinize sürerek hem ferahlamasını sağlarsınız. Bir şekilde aslında alkolle ayrıştığı nokta var. Alkolün mutlaka dinimizce de haram, günah ama alkolün de faydası malum. Bir şekilde alkolle hava almasından ötürü ve içine tuz atılmasından ötürü bir şekilde ayrışıyor. Ama etken maddeleri hemen hemen aynı. Şimdi elmalarımızı soyduk. Şöyle takriben 1 kilo kadar elmamızı soyduk. Cam bir kavanoza koyuyoruz büyükçe. Hemen hemen yarı yarıya işte elma kadar su koymamız gerekecek. Şimdi bazı sirke yapanlar kolay mayalansın diye içine nohut koyuyor, ekmek koyuyor, ne bileyim bal koyuyor. Ama ben tamamen doğal olsun istediğim için içine hiçbir şey koymayacağım. Su koyduk, normal çeşme suyu koyuyoruz. Dediğim gibi ben bal koymuyorum, ekmek koymuyorum, nohut koymuyorum. Kimisi şeker koyuyor, bunları da koymuyorum. Daha önceden yapmış olduğum sirkelerimi görüyorsunuz. Aynı o şekilde yapıyorum. Sadece bunlara katkı sunsun diye bu sirkelerimi yaparken anasını dahi koymamıştım. Sirke anası dediğimiz. Şöyle bir sirke anamız var. Bunu koyuyoruz içine. Budur arkadaşlar. Anayı koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Yani bu 2-3 ay sonra yenilecek pozisyona gelir ama bu ne kadar fazla durursa sirke o kadar daha keskin, daha faydalı, daha etkili oluyor. Çünkü fermente süresi uzamış oluyor.
İşte bir tülbent ya da gazlı bez, elinizde ne varsa artık koyuyorsunuz. Budur arkadaşlar. Bunu şimdi güneş görmeyen karanlık bir yerde böyle her gün olmasa da 2 günde bir, 3 günde bir karıştırarak olmasını bekleyeceğiz. 6 ay beklettiğimiz elma sirkemiz oldu. Bunu tamamen doğal, kendi haline bırakarak yaptım arkadaşlar. Müthiş. Şöyle süzüyoruz. Bu özel yağ süzgecini kullanıyorum ben bunda. Bu şimdi hareket ettiği için daha böyle çok duru değil. Daha sonra durulaşacak. Bakın ne kadar hassas, ince süzülüyor. Yazın rahmetli babam derdi, havayı teptil eder diye. Gerçekten kokusu bile insanı böyle bir ferahlatıp ayıltan bir etkisi var. Sirkeleri süzdüm. Artık hazır. Şöyle birer tutam tuz atıyorum içine. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yemek üzere diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve hürmetlerimle.